Son bir haftadır çok sık bir araya geldik. Bunun sebebi de Karabük sporumuzda yaşanan olumlu ve olumsuz gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmak. Çünkü paylaşmalıyız ki bilgi kirliliği ortalıkta oluşmasın. Karabükliler, Karabük sporu sevenler de doğruları kulüp başkanı olarak bizden ve yöneticilerden alsınlar. Bildiğiniz üzere 29 Ağustos'ta göreve geldik. Tabii göreve gelirken şehrin şartları, Karabük Spor'un şartları ortadaydı. Ve bize de bu şartların olumlu olarak sağlanacağı söylenmişti. Ama maalesef ki daha önceki basın toplantımda da söylediğim gibi en ufak bir hareketi bırakın yerinden kımıldamadı ile tabir caizse olmadı. Ve biz de yönetim kurulu üyelerimizle beraber genel kurul, olağanüstü genel kurul kararı aldık. İnşallah hayırlısı olur diyoruz. Ama Karabük sporumuzda tabii ki terk edip gitmiyoruz. Karabük sporumuzun şu an için başındayız. Ve bundan sonra da hep yanında, arkasında destekçisi olacağız. Öncelikle bugünkü ana konumuz bir araya gelmemizin Levent Hocam ve Necat Hocam'la beraber, yardımcı hocalarımızla beraber, biliyorsunuz Fikret Yılmaz Hocamız 2-3 gün önce görevi bıraktı ama Karabük Spor'un sahaya çıkması gerekiyor. Maçlarımız var. Bu maçların başında da hocalarımızın olması lazım. Onun için Levent Hocam ve ekibi bizi sağ olsun kırmadılar. Arkadaşlarımız Emrah Bey, futbol şube sorumlumuz gerekli görüşmeleri yaptı. Bizi kırmadılar. Biz Karabük'ün çocuğuyuz. Biz Karabük Spor'dan ekmek kazandık, ekmek yedik. Kariyer yaptık. Onun için bizim için maddiye önemli değil. Her zaman kulübümüzün ne verirse, hangi görev verirse biz başında oluruz dediler. Ben bundan dolayı şahslarında ve teknik heyete de teşekkür ederim. Ama kamuoyunda şöyle bir algı oluşabilir. Bunun altını kalın olarak çiziyorum. Sosyal medyada da paylaştım. Karabük'ü ve Karabük sporu sevenler, eliniz suya sabuna dokunmayıp izleyenler ve her şey olumsuz olsun diye kuyruğundan asılanlar. Tabii bunlar bizim muhatabımız değil. Benim şahsi olarak da hiç muhatabım değil. Yani yorumlar, işte bir şeyler yazılmış, işte yine Levent Hoca'ya düşündü, yok şu oldu, yok bu oldu. Değerli dostlar, Karabük'te bu olumsuzluk yaşandı. Artık yani işin özü, Karabük sporumuzun durumu hiç iç açıcı değil. Yani bu şu demektir, yok birileri çıkıp da sahip çıkarız, biz başında dururuz demekle olmuyor. Ben şahsım ve yönetim adına, eğer ki en ufak bir, bakın bunu çok samimi söylüyorum, en ufak bir, yani daha doğrusu toplu iğne ucu kadar bir ışık görsem, ben bu takıma, Karabük Spor'a, Karabük'e vefam fazlasıyla öder, bu işin başında durar, yapardım. Ama asla böyle bir imkan yok. Her yer kilitlenmiş, her yer bağlanmış, hiçbir şekilde maddi bir paranın, hiçbir şekilde yürüyen bir işlemin, hukuki işlerin hiçbirinin olmadığı bir yere terk edilmiş Karabük Spor. Bunun sonucunu görmek tabii ki bizleri, Karabükleri üzecektir ama gerçeklerden de kaçmamak lazım. Bu da gerçekleri yansıtmaktadır. Bugün birkaç basın yayın organında da gördüm. Karabük Spor'un hukuki süreçleriyle ilgili isimlere girilmiş. Bizim ve bizden öncekilerin de yaptığı gibi Karabük Spor'a ihanet eden, Karabük Spor'dan nemalanan, Karabük Spor'un haklarını korumayıp ceplerine ve menfaatlerine bir şeyler kazanan kim varsa, kim kötülük yaptıysa biz hukuki olarak biz de bu dosyalar zaten Ziya Ünsal Başkanlığı'nda adliyeye teslim edilmiş. Biz de bu dosyaların sürdürülmesi ve takipçisi olduğumuzda biz de söyledik. Bu gerçeklerin
ortaya çıkması noktasında. Ve Karabükspor'da dediğim gibi süreç devam edecek. Bu takımın deplasmana gitmesi lazım. Bu takımın çalışanları var, hocaları var, futbolcuların maaşları var. Karabükspor'da çalışanlar var. Bunların maaşları ödenmemiş 4-5 ay. Ve bunlarla ilgili bizim geldiğimizde 2 tane çek vardı. Bu çeklerle ilgili şu anda 1 yıl vadeli bir çalışma yapıyoruz. En azından bu çekleri bir dediğimiz gibi faktörün kurumuna değil de, çünkü ciddi manada zararları oluyor, bir iş adamlarıyla beraber bunu nakde dönüştürebilirsek 2-3 ay çalışanlarımızın maaşını yatıracağız. Takımımızın en azından ilk yarıya kadar olan deplasman masraflarını karşılayacağız. Futbolcu kardeşlerimizin aylıklarını ödeyeceğiz. Böyle bir planlamanın içindeyiz ve şu anda da yapabileceğimiz bu. Bunun fazlası işin açığı da yok. İnşallah ben iyi olur diye düşünüyorum süreci, bizim sürecimizi. Ama bizden sonraki sürecin Karabükspor için de karanlık olduğunu, yani bizim de durursak, başkası da gelse, işin daha doğrusu yani 100 milyon, 200 milyon lira parayla da gelirse burada, şu anda çıkmaza girmiş bir şey var, ne diyelim, ucu açık çok şey var. Yani parayla da çözemeyeceğimiz, hatta parayla çözseniz bile paranın nereye gittiği belli olmayan işler var. Yani bunu da şöyle örnek verebilirim. Siz bir öğrenciye burs veriyorsanız, siz mutlu, huzurlu hissedebilirsiniz ama manevi noktada onun sorumluluğunu da almış bulunuyorsunuz. Çünkü o öğrencinin gönderdiğiniz parayla gerçekten okul masraflarını mı karşılıyor, yoksa kötü bir alışkanlığa bulaşmış da onlara siz alet mi oluyorsunuz? Böyle de bir manevi sorumluluğu var. Karabükspor'da da şimdi ödenecek her paranın hakkı olanlar var, haksız olanlar var. Bu ayrımı da iyi yapmak lazım. İşte bu ayrım yapılmadığı için belki şimdi 100 milyon, 200 milyon eski parayla 100-200 trilyon burada para olsa 5 dakikada yetmeyecek bir atmosfere gelmiş bu şekilde. Onun için biz genel kurul kararını aldık. Bundan sonraki süreçte bize devletimizin valisi, iktidar partisi milletvekilleri, muhalefet partisi milletvekili, belediye başkanı, ticaret odası başkanı, sendika başkanı, onların olduğu, yani Karabük'ü baktığınız zaman yöneten bir heyetin verdiği bir görevdi ve bunların şartları yerine getirilecekti. Tabii ki maalesef getirilmedi bu şartlar. Bundan sonra da burası kayyuma veya nereye gideceği noktada da demek ki bu şartlar yeniden oluşmayacak demektir. Onun için de ben her şeyin hayırlısı olsun diyorum. Böyle bir karamsar tablo çizmezdim. Özellikle bugün imza törenimiz aslında. Hocalarımız var. Ama hocalarımız benim çocukluk arkadaşlarım, okul arkadaşlarım. Onlar da Karabük'ün iyi olmasını, Karabükspor'un iyi olması için mücadele etmek için buraya geldiler. Hiçbir beklentilerde kendilerinden Allah razı olsun hiçbir şey olmadı. Ben bu duygu ve düşüncelerle sizlere katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sorularınız varsa alabilirim. Yoksa Levent hocama sözü vermek istiyorum. Ben de başkanımıza teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanımızın önceliğinde Emrah Bey'le 2 gün önce görüştüm. Fikret hocamızdan sonraki bu hoca ihtiyacından dolayı bu görev sürecinde bizi görmek istediklerini söylediler. Bizim için de burası zaten hep eskiden beri söylüyorum yuvamız. Altyapısından A takımına, altyapı teknik hocalarından A takımdaki görevine kadar burası bize her zaman kucak açmış, destek olmuş bir kulüp. Kulübümüzün durumunu zaten başkanımız yine özetledi. Çok sıkıntılı bir süreç. Bu sıkıntılı süreçte de bize görevi ne düşüyorsa üstümüze. Onu her zaman kulübün içi ya da dışında vermeye, desteği vermeye her zaman devam edeceğiz. Şu anda yine tekrar içine geri dönmüş bulunmaktayız. İnşallah bu süreç içinde de
Yavrularımız yukarıda, onlara da elimizden gelen desteği veririz. Teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar. Hemen ben bir soru sorabilirim. Eğer konuşmalar bittiyse. Şimdi tabii genel kurul kararı aldınız, bu kadar kötü bir tablo çizdiniz. İşte bizim kendi evlatlarımızda olmasa bir teknik heyete pay verecek durumda bile değil maalesef Karabükspor. Ancak siz Karabük'ün Ticaret Sanayisi Başkanlığı yapmış, arkanızda Karabük'ün birçok sahibini diyelim böyle tabir edelim, almışken olmayınca siz bıraktıktan sonra, sizden sonra Karabükspor'a talip olmak isteyecekleri varsa eğer bugün bizi izleyen veya duyacak olan, yazılara okuyacak olan, sizden sonra bu kulübe talip olmak isteyenlere bir öneriniz var. Şimdi Hakan'cığım, şöyle bir sorunun cevabını bilirsiniz ama işinize gelmez, cevaplamazsınız. Sorunun, evet, sorunun nereye gideceğini, cevabını verirsiniz, nereye gideceğini bilirsiniz, cevap vermezsiniz. Ama benim yapımda böyle bir şey olmadığı için ben net cevap vereyim size. Bir şehirde sizin benim 29'umdaki gelişimle ilgili bir şehirde bugün yaşayanların %99'unun işinin olduğu devletin valisi, muhalefet partisi milletvekili, iktidar partisi milletvekili, ticaretin başı, ticaret odası başkanı, şehrin emini belediye başkanı, İşçi kenti Kardemir'in Çelik İş Sendikası, yani işçilerin başında. Böyle bir heyetin Karabükspor'u kurtarmak adına yaptığı toplantıdan çıkan istişare kararı gereği bu görev bana teklif edildiğinde, sizler de yakından biliyorsunuz, benim şartlarım, benim kendi imkanım ve ticaret imkanım bu kulübün borçlarını ve sistemini kaldırabilecek olsa kendileri lütfen alınmasın, benim onların hiçbirine ihtiyacım olmazdı. Ben kendi işimi kendim görürdüm. Ama aynı Levent hocamın, Necat hocamın şu anki durumu gibi. Ben çağırdım, buradan anons ettim. Levent hocam gel, hocasız kaldık. Takımı çalıştır dediğim zaman Levent hocamın kaçma imkanı var. Neden? Karabük'ün çocuğu. Bizim de öyle bir imkanımız yoktu. Ama şartlar yerine gelmedi ve getirilmedi. Ben bundan sonraki kulübe kongreyle aday olunuyor biliyorsunuz. Kongre yapılıyor ve oylarla aday olunuyor. Gelen kişinin hiçbir şey yapabileceğini zannetmediğim gibi bu takıma da böyle sahip çıkılmaz. Yani kongrede başkan olmakla, yani tenzih ediyorum olacak kişileri. Yani kart vizitinde başkan yazmakla biz geleceği gördük ve bu sözün altında kalmamak adına benim kongre konuşmamı dikkatli izlerseniz kart vizit bile bastırmadık biz. Araç kartı bile çıkartmadık biz. Hiçbir şey yapmadık. Neden? Çünkü şartlar oluşmadığı zaman buranın yürüme ihtimali yok. Buranın tek şekilde yürüme ihtimali var. O da şu, hiç borçsuz ama parasız. Parası da olmasın, borcu da olmasın. Kulüp bize teslim edilsin, biz kulübü yönetiriz. Bunda bir sıkıntımız yok. Ama şu anda iş adamlarından 100 trilyon lira para toplayın Hakan Bey, 10 dakikada buradan nereye gittiği belli olmaz. 35 gibi bir şart. Yani her şey bitmiyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Ben benden sonra gelecek hiç kimseyi arkadaşlar itham etmiyorum. Ama bizim şu anda kasamızda biz göreve geldiğimiz zaman İki tane çek var. 6. ay ve 7. aya 100 bin euro çek var. Seneye. Bunun 5 ay işçiye, çalışanlara maaş ödenmiş. Topçuların maaş alacakları var. Deplasman giderlerimiz var. Bunun planlamasını yapmak zorundayız. Hocalarımızın olması lazım. Biz bunun planlamasını yapıp hiç olmazsa böyle yürüsün diyoruz. Ben bizi seven şahsımı, yönetimimi, ya Sedat Başkanım ne olur bırakma. Tamam bırakma ama burada bir işleyiş var. Yani siz para ödemediğiniz zaman
elektriğiniz kesiliyor, suyunuz kesiliyor. Anlatabildim mi? Deplasmana gideceksiniz. Hukuk mücadelesi var. O hukuk mücadelesinin ucu açık. Her yerde icra var. Her yerde temlik var. Anlatabiliyor muyum? Yani bunun çıkış noktası yok. Bir çıkış noktası ben toplu inocuk kadar görsem bunu yürütürüm. Benim beynimin arkasında başka da hiçbir hesap yok. Yani sadece ben şunu söylüyorum. Bu Karabük'e yapılan, Karabük Spor'a yapan, Karabüklere yapılan vefasızlıktır. Bunu kim ne derse desin. Bunun adını başka bir şey koyun. Bunun adını şehirdeki başka bir şey yapın. Bu vefasızlıktır. Yani siyasi partiler birbirlerine söylemedikleri laflar kalmıyor. İttifak yapıyorlar. İttifak yapabiliyorlar. Yani burada aileler kavga ediyormuş. Bir araya gelsinler. Ben aileler noktasında bir şey söylemiyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Bir işçimiz kazada biliyorsunuz vefat etti. Cenaze töreninde iki aile yan yanaydı, beraberdi. Oranın milletvekilleri de vardı. Oranın bütün şehrin yöneticileri de vardı. Demek ki bu şu düşünce. Biz buraya kumanda bulalım, biz buraya oyuncak bulalım. Burası öyle yürüsün, oynayalım. O da boğazlarında kaldılar. Sedat Namal'ı tercih etmek bir onlar için şanstı ama tercihi kullanamamak da boğazlarında kaldı. Allah onların işlerini güçlerini rast getirsin. Bu heyetin de işini gücünü rast getirsin. Tamam mı? Ama bu Karabüklüler, bu Karabük Spor'u sevenler bu ahdi vefayı, vefasızlığı unutmaz. Ha, unutulursa da kendileri bileceği iş. Onun için Karabük Spor'da bu saatten sonra Hakan Bey olabilecek senaryolara baktığımız zaman hiçbir çıkış noktası yok. Gelen giden kim olursa olsun. Yani ben çalışanlarımıza da teşekkür ediyorum. Aslında biz önceki gün kongre kararı alınca anahtarı kilitleyip çıkıyorlardı. Dedim ki olmaz, en azından şu çekleri falan bir şey yapalım ki takım deplasmana gidelim, bir şeyler olursun. Ve bedensel engelli biliyorsunuz tekerlekli sandalyeli sosyal sorumluluk olan projelerimiz de var takımlarımız. İnanın yani herkes rahatsız. Yani bu takım bunları hak etmiyordu. Hak ettirenler utansın diyorum. Benim diyeceğim başka da bir şey yok. Ve bu süreçte de seven sevmeyen herkes de bir akıl veriyor. Yani kimseyle kötü oldum, ben kimseyle falan kötü olduğum yok. Sadece ben dik durabilen, gerektiği zaman her sorunun cevabını verebilecek yapım da var. Bunu da veririm de. Kimseye eyvallahım da yok. Ama hukuk mücadelesi de devam edecek. Bu kulüple ilgili bu maddi süreci çözebileceğimiz bir mücadele olursa o da devam edecek bu süreçte. Ama bundan sonraki gelen olursa gelene saygı duyarız. Ama bu kulübün gideceği yer kayyum mu olur, amatörlük mi olur, bal ligi mi olur veya ama kilidinin vurulacağı. Biliyorsunuz Karabükspor'un hiçbir malı mülkü yok. Yani şu oturduğumuz sandalyeler dahi Kardemir'in, sağda Kardemir'in, tesisler de Kardemir'in, otobüsler de Kardemir'in, araçlar da Kardemir'in, her şey Kardemir'in. Belki de böyle olması isteniyordu. Onlar onun projesidir. Biz görevimizi yaptık. Ama şartlar böyle oldu. Cenab-ı Allah'ın adaletinden, Cenab-ı Allah'ın takdirinden başka büyük bir şey yoktur. Cenab-ı Allah da olan biteni görüyor. Ona göre de bir inşallah karar verir diye düşünüyorum. Levent Hoca'ya bir soru var taraftarlardan. Neden Mehmet Aytekin yönetimi varken kulüpten ayrıldığınızı soruyorlar. O zaman da hani Ünal Hoca geldiği zaman zaten sportif direktör olarak açıkladılar ama o dönemde zaten hoca olarak da Ünal Hoca'mızın yanında durmak, sportif direktör olarak durmak uygun değildi. Ondan sonra zaten fazla kulübün içine girmedim. Mehmet Başkanımızla o zaman da konuştuk. Ben hoca olarak devam etmek istediğimi söyledim. O da kulübün içinde bulunmamı istedi ama bir şeye karışmayın dedi. Yani bir görevim olmayacağı için görev tanımı yapamadık. Açık söyleyeyim hani bekleyedi bir şeyler yapabilmek adına, bir görev tanımı yapabilmek adına biraz zaman süreç istedi ama süreçte bakıyorum herhangi bir şey olmayacağı için ben de teknik adam olarak içime devam etmek istediğim için bu şekilde ayrıldığımız oldu. Teşekkür ederim. Arkadaşlar şöyle bir fotoğraf çekebilir miyiz? Bizim
As başkanımız futbol şube sorumlusu Zehra Bey, Levent hocamla ben şehir dışında bir programım vardı. Onların ismi açılmış. Hani bu işi bile düzgün yapmamız lazım. Yani gösteriş için yüklendim. Emrah Bey'den böyle alayım. Levent hocamla. Hocam da şimdi imzalayalım inşallah. İsminizle. Hocam da pekiz. Hocam. Hayırlı olsun. Okay. Hocam sen de çıkıyor. Fotoğraf aldım. Hocam da bir soru. Hocam da bir soru. Bu kayın suyuyla ilgili bir takım kendi bilmezler kampanya başlatmışlar. Evet. Yok içmeyelim falan diye bize parayı mı etmeye verdi. Onu hocam bir daha bir yer bir sayı bir köşe bir yerde. Facebook'ta paylaştın mı? Yok. Ya, güzel bir yazı yazdım. Ondan sonra kimse bir şey paylaşmıyor. Kulübün anlatır arkadaşlar. Şeyini paylaşalım onu.